Bismillah. Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyh'in Bulugul Meram adlı eserinde ahkam hadislerini okumaya devam ediyoruz. Namaz bahislerinde mescitlerle ilgili bölümü okumaktayız ve 270 nolu hadis-i şeriften okuyoruz. Ve an Ayşe radıyallahu an gale Usibe Sa'd yevme Hendek. Sa'd Hazretleri Hendek gününde kendisine bir isabet eden bir şey sebebiyle yaralandı. Fedarebe aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir kayma, bir çadır yaptı. Nerede? Fil mescid, mescitte. Li yauduhu min karib, ona yakın olup onunla ilgilenmek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte onun için bir çadır, bir hayma yaptı. 270 nolu hadis, tekrar okuyoruz. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir ki Hendek günü Sa'd yaralandı radıyallahu anh ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini yakından dolaşabilmek için üzerine mescitte bir çadır, bir hayma yaptırdı. Bu hadis müttefekun aleyhtir. Yani hadis Buhari ve Müslim'de yer almıştır. Hadis-i şerifte mescitte hasta ve yaralı bakılabileceğini ve bu yaralı ve hasta bakılırken onun mescitte uyunabileceğini ve böyle durumlar için, zaruri durumlar için çadır kurulabileceğine delildir. Hudut, had cezasının hadlerin çoğuludur. Had, lügatte men etme manasında, sınırlama, men etme anlamına gelir. Istilahta ise belli suçların karşılığında verilen, onlara men etmek amaçlı, onlara karşı bu suçları men etmek amaçlı konulmuş cezalardır. Bunlar hırsızlık, zina, içki benzeri suçlarla ilgili İslam hukukunda olan konulardır. Evet, 270 nolu hadis-i şerif, başka bir hadiste buluşma dileğiyle.